Takvim Ödediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Battaniyeler yapabilirsiniz arkadaşlarım, kırlentler yapabilirsiniz, çantalar yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü ip ile de yapabilirsiniz arkadaşlarım bu güzel çalışmayı. Yapımı da inanın gayet kolay. Biraz sadece şu birleşim yerleri daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ki böyle daha net ve güzel bir şekilde anlaşılsın diye arkadaşlarım ve herkes yapabilsin istiyorum. Gayet kolay, yeni başlıyorsanız örgüye inanın tam sizlik bir çalışma ve bir model arkadaşlarım. Şimdi modelimi yaparken şöyle göstereyim, 3 milim tığ kullandım ve Alize Cotton Gold'un şu şekilde renklerini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Kahverengim şöyle bir kahveydi. Ancak bu kadar kaldığı için ve yetmeyeceği için bununla anlatarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle sarı ipimi alayım. Aynı şekilde devam edeceğim ki daha net anlaşılsın diye. Sarı ipimi alıyorum ve şu şekilde bir halka yapıyorum. İçerisinden giriş yaptım. Şöyle bağlıyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. 4 tane bu işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi bir tane daha yapalım. Biraz sıkıştırdım. 1, 2 zincir çektim ve sonuncuyu da yapıyorum arkadaşlarım. 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmeden bakın şu yerden, burası önemli arkadaşlar, şu yerden giriş yaptım. Şu fazla ipimi de biraz daha sıkıştırdıktan sonra şöyle alttan getiriyorum ki tutunsun, sonra bize sıkıntı çıkarmasın. Buraya gevşek bir şekilde şöyle bağladım. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim bu şekilde tutarak. Ve buraya 2 tane daha yanına hemen ikili trabzan yapıyorum. Evet, 1 tane zincir çekiyorum. Araya üzerine alıp diğer boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir çektikten sonra arkadaşlarım üzerine alıyorum. Aynı boşluğa giriş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi 1 tane zincir çektim arada. Üzerine aldım. Diğer boşluğa geçiyorum. Aynı buradaki gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğer boşluğa da aynı şekilde. Evet. Şimdi bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Üçünü yapmıştık zaten. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Araya 2 tane zincir çekiyorum ve getiriyorum buraya, bağlıyorum bu şekilde kaydırma ile ve bir tane şöyle yaparak tutunuyorum arkadaşlar. Bir miktar ip bırakıp kesiyorum bunu ve ilk yerimizi oluşturmuş olduk, tam orta noktamız. Şimdi diğer kahve ipime geçiyorum. Buradan yine giriş yaptım. Şöyle 1, 2, 3 tane buraya zincir çektim.
Şöyle bunları da arkadan götürelim arkadaşlarım ki sonra dediğim gibi sıkıntı çıkarmasın. Üzerine alıyorum. İçerisine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bu boşluğa geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arkadaşlar. Şu fazla ipleri kesebiliriz. Evet, şimdi bir tane zincir çektim. Tekrar üzerine alıyorum. Bu yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Bir zincir çektim, üzerine aldım. Aradaki boşluğa geçiş yapıyorum. 1 2 3 Sonra bir zincir ve diğer tarafları da aynı burası gibi tamamlıyorum. Şimdi bu köşeye geldiğimizde arkadaşlarım 3 tanesini yapmıştık. Tekrar bir zincir çektim ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen bu köşeden bakın giriş yaptım. Şöyle gevşek bir şekilde buraya bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve buradan giriş yaparak buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir tane zincir çekiyorum ve diğer kutucuğa geçiyorum şöyle. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, birinciyi yaptım. Şimdi şöyle ipimde bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Yeniden ip bağladım. Şöyle 2 ve 3 tane buraya ikili trabzanı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve diğer kutucuğa geçip oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Yani ikinci sırayı da aynı şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir rengimizle 2 tane 2 sıra çeviriyoruz. Şöyle geldim ve devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan ile 2 ve 3 Bir zincir tekrar boşluğa geçiş yapıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim.
Boşluğa giriş yaptım. 1, 2 ve 3 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir, iki tane zincir çektim ve geliyorum buraya bağlıyorum arkadaşlarım bunu. Bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar bu şekilde diğer renk ipimize geçiyoruz. Yine bakın köşeden giriş yaptım. Şöyle aldım bir miktar. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine alıp hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Yaptıktan sonra bu ipimi şöyle alayım. Bir tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve buraya geçiş yapıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3. Bir tane zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa geçiş yapıp oraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir diğerine geçtim. Aynı kahverengi ipimizde yaptığımız gibi bakın aralarda birer tane arttırarak devam ediyoruz. Ve arkadaşlarım kahverengi ipimizde yaptığımız gibi ve sarı ipimizde bunu da iki sıra şeklinde böyle aralardan çoğaltmalar kenarlardan yaparak devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Aynı bir sıra daha yani şurayı da tamamlayalım. Evet, bakın köşeye geldim. Bir tane zincir çektim. İçerisine giriş yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum yine. Bir tane zincir çektikten sonra şöyle hemen köşesinden giriş yapıyorum. Ve buraya şöyle gevşek bir tane yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3. Evet, bir zincir çekip arada sonra üzerine alıp aynı diğer sırada yaptığımız gibi devam ediyoruz. 2 3. Bu şekilde bir zincir çektik, diğerine geçtik. Evet arkadaşlarım bakın bu şekilde diğer rengimizi de yani şu rengimi de aynı burada kahveyi ve kremi yapacağım gibi onu da iki sıra şeklinde yapalım. Daha sonra üst kısımlarına geçelim arkadaşlar. Evet diğer ipimize geçtik ve hemen bağladım. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Aynı şekilde arkadaşlarım şöyle devam ediyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bunu da aynı bu kremi yaptığımız gibi devam edelim. 2 sıra şeklinde örelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlarım, bakın son yere geldim. Hemen şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip artık bu ipimi de kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kısaca değinmek istersek şöyle iki sıra sarıyla başlamıştık. Sonra iki sıra kahve, iki sıra krem ve iki sıra kiremit renginden olmak üzere şu şekilde bir parça elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle iki yerini anlatacağım. Yani iki köşesini, bir tanesini şöyle yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü diğer yerleri de aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hemen bakın başlıyorum sarı ipimle. Herhangi bir köşesine geldim arkadaşlar. Şu şekilde köşeden yine giriş yapıyorum. Köşenin bir yanından arkadaşlarım. Bakın şu bir köşemiz. Bunun hemen bu yanından giriş yapıyorum. Ortayı hangi renk ipimle yaptıysam o renkle yaparsam daha güzel oluyor. Çünkü açılarak devam ediyormuş gibi duruyor. Şu şekilde tutunduktan sonra bir tane, üç tane zincirle yanına iki tane hemen yine ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine bir tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve bakın şu köşeye geliyorum. Köşede yaptığımız işlemi yapıyoruz tekrar. Yani üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra iki zincir çekiyoruz. Sonra tekrardan üç tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekip diğer kutucuğa da gidip oraya boşluğa üç tane yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar burada. Geri dönüyorum ve üzerine aldım. Bu boşluğun içerisine şöyle hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra bir tane zincir çektim. Köşeye normal olarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2 3. Sonra 2 zincir çekiyorum. 1 2 üzerine alıp aynı yuvaya tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra bir tane zincir çekip bu boşluğa giriş yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum, bu zincir çekerek yükselmiştim. Onun içerisine şu şekilde giriş yapıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Sonra hangi rengimiz geliyorsa arkadaşlar, burada kahverengi kullanmıştık. Hemen kahverengi ipimizi alalım yine. Kahverengi ipimi aldım. Bakın şu boşluktan, bu sarıyı yaptığımız yerin hemen yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. Tutunuyorum yine şu şekilde. Şöyle yaparsanız daha iyi oluyor. 3 tane buraya zincir çektikten sonra hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Modelimin ön tarafı arkadaşlar, bu şekilde başladım. Şimdi burada üzerine alıyorum. Zincir çekmeden bu boşluğa geliyorum. Bu arada bu ipimi de alttan götürebilirim. Şöyle tutundum arkadaşlar. Buraya bir tane ikili trabzan, sonra ikincisini 2 ve 3. 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum burada. Araya bir iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani bir köşe oluşturuyorum burada. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Sonra devam ediyorum. Bu yuvaya giriş yapıyorum. 1
2 3 Sonra bir zincir çektim ve köşeyi yapıyorum. Aynı şekilde iki zincir çekiyorum tekrar arada ve 3 tane yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve buraya geçiş yaptım. İki ve üç. Sonra bir tane zincir çekiyorum burada. Üzerine alıyorum. Ve bakın şu arada bir zincir çektiğimiz birleşim yerimizin içerisinden giriş yapıyorum. Buraya bir köşe yapıyorum arkadaşlar. Yani 3 tane ikili trabzan. 2 tane zincir, tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada hiç zincir çekmeden üzerine alıyorum, geliyorum bu yana bağlıyorum önce. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra yine çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum bu defa. Üzerine alıp aynı yerin içerisine yine 3 tane önce ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekip tekrar 3 tane daha ikili trabzanla devam ediyoruz. 2 ve 3. Sonra bir zincir çekip burayı normal olarak devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Sonra arkadaşlar yine bir zincir ve devam edelim bu şekilde. Üzerine aldım. Bakın bu yere geldim. Köşe gibi olan yerime ve buraya da yine bir köşe yaparmışçasına devam ediyoruz. Ve şimdi bir tane zincir çekip gelip bu alttaki yerden giriş yapıyorum. Buraya bağlıyorum. Bir tane zincir çekip bu ipimi de kesiyorum. Bu ipimizin de fazlasını keselim. Şimdi görüntümüz bu şekilde geldi arkadaşlarım. Sırada krem rengi olan ipim var. Hemen onu alıyorum. Ön tarafından yine başlıyorum arkadaşlarım. Şöyle bakın giriş yaptım. Bu ipimi alıyorum. Üzerine alıp yine bu yuvaya 3 tane, 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra zincir çekmeden üzerine aldım. Bu boşluğa bakın. Hemen bu yükseldiğimiz boşluğa giriş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Şu ipimi de arkadan götürelim arkadaşlar. Şöyle buraya yine bir köşe yapıyoruz. 2 ve 3.
Sonra 1 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra devam ediyoruz aynı şekilde boşluklara üçer tane ikili trabzan yaparak. Yine diğer tarafa geldim. Buraya yine 3 bir köşe yapıyorum. Şimdi köşeyi yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Üzerine alıp bu aradaki boşluğa arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan. Sonra üzerine alıyorum ve bir yana bir tane zincir çekiyoruz burada. Bir yana geçip buranın içerisine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Sonra yine bir zincir çekiyoruz. Geri çeviriyorum. Üzerine alıp buraya geçiyorum arkadaşlar. Hemen buradan bakın şu şekilde alıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aşağıyla tutunmuş oldum arkadaşlar. Şimdi bir tane yine zincir çekip köşe yapıyorum. 1 2 3 2 zincir. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan ve burayı normal olarak devam ediyoruz. 3'er tane ikili trabzanlar yaparak her boşluğa. Evet, hemen yanındaki yere de 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekip geliyorum ve bu aşağıdaki başlangıç yerim ile birleştiriyorum arkadaşlar.
kaydırma ile birleştirirseniz daha güzel duruyor. Sonra bir zincir çekip sabitleyip kesiyoruz bu ipimizi de. Evet, şimdi bu işlemi arkadaşlarım, şöyle göstereyim. Bu işlemi dört köşesine de aynı şekilde uyguluyoruz. Yani bu köşeye de böyle yapıyoruz. Aynı bu şekilde yaptığımız gibi diğerine de, diğerine de. Yani dördüne de böyle hangi renkleri kullandıysak onlarla iki sıra şeklinde burada da yapıyoruz arkadaşlarım. Ve hepsini şimdi devam etmeyeceğim. Ben bir tane daha bu tarafa yapacağım ve ikisini size anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın diğer kenarı da yaptım. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi bu iki kenarı da aynı şekilde yaptığımızı düşünün. Bunların arasını birleştirmeye şimdi geçiyorum. Bu çok şey değil, o yüzden buradan yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın, bu aradan başlamıyorum. Direkt bu köşesinden, yani şöyle diğer tarafı da düşünün buraya geleceğini. Bu köşesinden başlıyorum. Ve burada bu ön tarafın kendinize baktığına emin olun arkadaşlarım. Bakın buralar düz, burası arkası, burası ön kısmı. Şimdi bunu da söyledikten sonra şöyle tutundum. 1 2 3 tane buraya zincir çektim. Daha sonra üzerine alıyorum ve aynı yuvanın içerisinde köşem olduğu için buradan giriş yaptım. Sonra şöyle çekelim bunu. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum buraya. Burası çok önemli arkadaşlarım. Şimdi buradan bir tane zincir çektim yine. Bu boşlukları aynı şekilde doldurarak devam ediyorum. Köşeye geldim. Köşeyi de yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir değişiklik yok. Şimdi iki zincir çektik. Yine üç tane ikili trabzanla devam ediyoruz. Sonra bir tane zincir çekip devam ettim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim tekrar. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmadan en son rengimle. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlarım. Kaç tane renk kullandıysanız, mesela 1, 2, 3 tane normal şey olarak rengimiz var. Bir de birleştirme, yani 4 rengimiz. Eğer iki tane ip, yani üç renk, iki renk kullanarak da yapabilirsiniz. O zaman daha küçük olacaktır bu kareler, yaptığınız yerler. Daha çok kırbağla işiniz olacaktır. Şimdi bakın, bu aradaki bu bir yere geldim, köşeye. Buraya yine aynı bir köşe yapıyorum. Buralar normal bir şekilde devam ediyor. İki tane zincir çektim tekrardan. Yine diğer köşeyi yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yine bakın aradaki boşluğa giriş yaptım. Biraz yavaşlayayım. Şöyle bir tane daha, hemen üç tane yaptım. Buraya geldim. Buraya da aynı şekilde üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya kadar normal bir şekilde yaptık, geldik. Şimdi hiç zincir çekmeden üzerine alıyorum. Buraya giriş yapıyorum. Bakın arada bir tane boşluğumuz kalmıştı oraya. Buraya yine 3 tane, 1, 2,
ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine zincir çekmeden üzerine alıyorum. Bu defa diğer parçanın, bakın, diğer parçanın hemen yanından olan yere, bakın şuraya giriş yapıyorum. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 2 ve 3. Şimdi bunu yaptıktan sonra buraya bir tane zincir çekiyorum. Sonra biraz gevşek bıraktım şöyle ipi. Ve bu iki arasına, arkadaşlarım bakın, şu buradan geldiğimiz iki arasına giriş yapıyorum. Bu şekilde buradan çektim. Buraya bir tane zincirle tutunuyorum bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum. Gidiyorum diğer yuvaya. Buraya da yine önce 3 tane, 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım bu şekilde. Yine bir tane zincir çektim. Çıkardım tığımı. Bakın şu boşluğa giriş yapıyorum. Bunu da alıyorum. Şöyle altından geçirdim hemen. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp köşedeki yere geçiyorum. Buraya yine 3 tane, 1, 2, 3 ikili trabzanımı yaptım. Yine bir zincir çektim. Bıraktım bir miktar. Bakın sonra buraya giriş yaptım. Şu şekilde çektim. Buraya köşe olduğu için 1-2 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve aynı yuvanın içerisine yine 3 tane yapıp devam ediyorum arkadaşlar. 1-2 ve 3. Ve bakın böylelikle bu kısmını birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi ikisi üst üste gelmiş gibi oluyor arkadaşlarım. Şimdi devam ediyorum. Burayı da aynı şekilde buraya kadar getiriyorum. Birleşim şekli bu şekilde. Diğer tarafları da aynı şekilde yaparak birleştireceğiz. Önce bu köşelerimizi tamamlayacağız. Daha sonra da en üst sıradaki rengimizde şimdi yaptığımız gibi yaparak büyüteceğiz arkadaşlarım. Şuradan giriş yaptım, yine devam ediyorum. Bakın diğer yerin köşesine geldim. Buradan devam edip burayı normal yapıp diğer parçamız olsaydı burayla birleştirecektik. Burada yaptığımız gibi. Şimdi buradan bir yaptık. 2 ve 3. Tekrar diğerine geçiyorum. Zincir çekmeden üzerine alıp aşağıya gidiyorum ve buraya 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım, burada diğer tarafı olsaydı dediğim gibi buradaki gibi birleştirme yaparak devam edecektik. Hepsini bu şekilde birleştiriyoruz. En son geleceğimiz yer burası oluyor. Şimdi ben bu ipimi kesiyorum. Farz edin buradan dolandık geldik.
Ve hepsi bittikten sonra en son birleşim yerimiz burası oluyor. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şu köşeyi yapalım. Önce yani böyle köşe yapmıyorsunuz. Çünkü zaten devam edip geldiğimiz için hemen buraya şöyle 1, 2 ve 3 yer yapalım. Şimdi burada şöyle bir boşluk olacak. Bakın, diğer tarafla birleşim yeri burası. Bu boşluğa hemen arkadaşlarım şöyle giriş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Ve birinci boşluğumuza 3 tane, yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bununla 3 oluyor. 1 tane zincir çektim. Ve devam ediyorum şimdi. Hepsinin içerisine birer tane, üçer tane ikili trabzan yaparak bir sıra çeviriyoruz bütün etrafını. Köşelerden birine geldik, bakın. Hemen köşemizi yapıyoruz normal bir şekilde ve devam ediyoruz. Şimdi bakın, birleşim yerimiz, hemen bir tane zincir çekmiştim, giriş yapıyorum bir tarafından ve buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3, bir zincir çektim, tekrar diğerine de aynı şekilde yanından alarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın şöyle, şimdi buradan da aynı şekilde sona kadar gidelim. Evet, burası diğer tarafla birleşeceği için burada bırakıyoruz. Şimdi diğer tarafla birleştiğini düşünün. Aynı buradaki gibi orayı da birleştiriyoruz arkadaşlarım ve
Bu kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Model birleştirmeler, yani parçaları birbirine eklemeler bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ben size, her köşe aynı arkadaşlarım, bakın. Bu mesela bir üst sırada yine aynı şekilde, şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde köşeyi yapıyoruz. Sonra arasına, şimdi göstereceğim, şu kısmını göstereceğim size, yeterli olacaktır. Buraya bu köşemizi yaptık. Köşeler hep aynı şekilde gidiyor. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlarım bunu. Bundan sonrası, yani şu şekilde, mesela bir üst sırada burası arkadaşlarım buraya gelecek. Tekrar buraya gelecek. Yine köşeler aynı şekilde devam edecek ve böyle daha da büyüterek yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde parçalarda yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bu modelimizi de şöyle koyalım. Ben sizlere şurayı anlatacağım arkadaşlar. Bir üst sıraya geçmiş oluyoruz ve şu sarı yeri nasıl yaptığımı, orayı da göstermek istiyorum. Zaten şeyimiz hep aynı arkadaşlarım. Yöntemimiz hep aynı. O yüzden fazla zorluk çekmeyeceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi bakın, burada ortada tam birleşim yerimiz, şöyle göstereyim. Birleşim yerimiz burası arkadaşlarım. Bir bu tarafına, bir bu tarafına şöyle giriş yapıyorum. Ortadan bakın, birleşim yerinin bir yanından, burası önemli, şöyle bir yanından giriş yaptım. Tam ortadaki yerden. Buradan yine alıyorum. Normal 3 tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra üzerine alıp yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Fazlalığı da keselim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum yine. Üzerine alıp hemen bakın tam ortadaki yerime giriş yapıyorum. 3 tane ikili trabzan da buraya yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bir tane zincir çekiyorum yine. Bir yana geçiyorum ve oraya da böyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar, burada bir tane zincir çektim. Geri çeviriyorum. Şöyle üzerine alıyorum. Bu boşluğa giriş yapıyorum. Buraya yine 3 tane 1, 2, 3 ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bu boşluğa da geçiş yapıyorum. Ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra bir tane zincir çekiyorum yine. Geliyorum, bu aşağıda ilk başladığım yer burasıydı. Buradan giriş yapıyorum, zincirimin üzerinden bu şekilde kaydırma ile bağlıyorum. Bir zincir çektim ve kesiyorum bu ipimi. Şimdi ön tarafını çevirdik. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sürekli ön taraftan, hani normalde devam eden bir çalışma. Hemen diğer ipime geçiyorum. Şöyle koyu kahvemizi alalım. Şimdi bakın, hemen bunun bir yanındaki yerden, şöyle göstereyim iyice, buradan giriş yapıyorum. Şöyle tutundum. Evet, 3 tane buraya zincirle tutunduk. Sonra 2 tane yanına ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şu fazla ipimizi de keselim. Evet. Birinciyi yaptık. Sonra ikinciyle devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi üzerine alıp zincir çekmeden sadece üzerine alıyorum. Bakın şu iki boşluğa giriş yapıyorum. Aradaki boşluğa, bir zincir çektiğimiz yere. Buraya önce 3 tane ikili trabzan, 1, 2 ve 3. Sonra 2 zincir araya, yeni bir köşe oluşturuyorum arkadaşlarım burada. 1, 2. Sonra bir tane zincir çekiyorum.
Bakın buraya giriş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Bakın köşemiz olmuş oldu burası. Şimdi şu ipi de keselim arkadaşlar. Şimdi bir tane yaptım. Sonra bir tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Şu aradaki boşluk, bakın arkadaşlarım, diğer taraftaki bu boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 ve 3. Buraya da bir köşe yapıyoruz yani. Şimdi 1 2 zincir üzerine alıp aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Evet, 3 tane yaptıktan sonra üzerine aldım. Bakın bu boşluğa giriş yapıyorum. Buraya hemen sarının yanındaki yere arkadaşlar. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi geri çevirdim. Şöyle. Bakın şu görüntü oldu. Buradan üzerine alıyorum. Hiç zincir çekmeden. Bu yuvanın içerisine, yani köşe yerime giriş yapıyorum. 1 2 3. Aynı şekilde köşeyi tamamlıyorum burada. Şimdi 2 zincir, tekrar 3 tane daha. 1 2 ve 3. Sonra bir zincir çektim. Aradaki boşluğa giriş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Sonra diğer boşluğa geçtim. Sonra da köşemi yapıyorum. Burada bir tane zincir çektim ve geliyorum bunun üstünden hemen giriş yaparak buraya bağlıyorum arkadaşlar, kaydırma ile, ve bir tane zincir çekip bu rengimi de tamamlıyorum böylelikle. Bakın. Sonra diğer rengimize de geçiyoruz. Aynı şekilde onu da devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir yana yine kayıyoruz. Bakın bu tarafa. Buradan giriş yaptık. İpimi aldım. Şu şekilde tutunarak bir 3 tane zincirimi çektim. Daha sonra üzerine alıp yanına hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra zincir çekmeden üzerine aldım. Bakın şu aradaki boşluğa giriş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çektim ve köşeyi yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Sonra 2 zincir üzerine alıp aynı yere 3 tane daha ikili trabzan. Bir zincir, devam ediyorum boşlukları doldurarak.
Buraya geldim. Yine üzerine alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa giriş yapıyorum. 1, 2 ve 3. Çektim, geri çeviriyorum. Üzerine alıp bakın şu boşluktan giriş yapıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Sonra köşeye geçiyorum arkadaşlar. Sonra da bu tarafa doğru devam ediyoruz boşlukları doldurarak. Buradan yaptım, geldim. Bakın bitti. Hemen bu köşeden giriş yapıyorum ve buraya kaydırma ile bağladım ve bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu rengimizi de bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle yine bir alt sırada yaptığımız gibi köşe, bakın bu köşeden de gelecek bu şekilde. Burada kaç tane rengimiz varsa aynı şekilde sarı, kahve ve kremi yaptıktan sonra bu köşeye de yine böyle bir görüntü olacak. Az önce birleşim yerinde olduğu gibi. Ve burayı da aynı arkadaşlarım. Yani en son kullandığımız iple şu, mesela ben bu rengi kullanmıştım. Onunla böyle çevireceğiz ve bu şeyden başlamayı unutmayacağız arkadaşlar. Şöyle köşelerden başlarsanız, hatta bu köşeden değil, şu modelinizin normal köşesinden başlayın arkadaşlarım. Şöyle bu yapmış olduğunuz, daha rahat ediyorsunuz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ve bunu da yaptıktan sonra arkadaşlarım birleşimini tamamlıyoruz ve devam ediyor gidiyor modelimiz. Bakın şöyle şurayı gösterelim, şu şekilde yaparak geldik. Şöyle koyayım arkadaşlar, daha net anlaşılsın. Çok güzel bir model ve hiçbir yerini atlamadan böyle her detayını anlatmak istiyorum sizlere. Bakın şöyle düşünün, burası burası. Burayı böyle koyduk. Sonra diğer rengimizle devam ediyoruz. Birleşimini yapıyoruz. Diğer tarafta buraya gelecek çünkü aynı ölçüde olduğu için. Buradan birleşimini yapıp devam ediyoruz. Çevirelim şöyle. Devam ediyorum, geliyorum. Bununla birleştiriyorum. Sonra devam ediyorum, geliyorum diğer köşeyle. Bu şekilde devam ediyor. Birleşimden sonra bir sıra daha şöyle yerler yapıyoruz. Evet, şimdi burası bu şekilde. Bunu daha büyük parçalar yapacaksanız şayet, şöyle biraz küçültelim. Daha büyük yapacaksanız arkadaşlar, daha önce de söylemiştim ama tekrar tekrar söylemek istiyorum. Köşeler hep aynı. Yani bu dört köşemiz hep aynı şekilde gidecek. Aradaki bu yerimiz, bundan sonraki yapacak olduğumuz yerde şuraya gelecek arkadaşlar. Şöyle koyalım şu yaptığımı. Buraya. Buraya bir tane yapıyoruz. Yine bakın ortada yerimiz var. Oralardan başlıyoruz. Aynı burada gösterdiğim gibi. Bir tane de yanına yapıyoruz. Ve yine son sırada diğer bu rengimizle birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu çoğalma işini de söyledikten sonra modelimizi tamamlamış bulunmaktayız.
Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.